Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Evet, kahvemizi yudumladık, hatta ben dibine getirdim. Burada da çiçekleri koydum. Bunlar bu tabii ki de bu saksılarda kalmayacaklar. Daha farklı böyle askılı saksılar almayı düşünüyorum. Ama buraya nasıl takarım onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü hiçbir bir yer yok. Ama şu tarafa takabilirim. Evet, cam balkonumuz da takıldı. Burada da çamaşırlar var. Bugün belki Salih'le beraber şeye de gidebiliriz, sitelere balkon takımı bakmaya, ki halledelim diyorum hemen, çünkü Salih'in işleri çok fazla yoğunlaşmaya başladı. Benim de birkaç günüm kaldı. Salih, değil mi? İşleri yoğunlaşmadan ben bu balkon takımını halletmem lazım. Salih'in bir kuzeni vardı, Betül. Betül'e de almak istiyorsun, değil mi? Hani Evet. Betül de almak istiyor. Beraber alalım ki daha uyguna gelsin dedik. O da istiyormuş. Evet. Hı. Onu da beraber alsak iyi olur. Aynen, daha uyguna gelir diye düşündük. Yani. Salih, kahven nerede? Burada. Bitirdin Burada. mi? Evet, Salih de kahvesini bitirsin. Ben kahvaltımı yapacağım. Sonra yürüyüşe gider miyiz? Olabilir. Şimdi Salih'le beraber de yürüyüşe gideriz. Aşağıya siteye ineriz. Oradan da öğle yemeğimizi yiyip direkt şeye gidelim, sitelere. Öğleden sonra gidelim. Niye? Biraz çalışmam lazım. Tamam. Onu yapalım. O zaman biz kahvaltıyı hazırlayalım. Sizinle de görüşürüz o zaman orada. Kahvaltılarımız da hazır. Benim küçük Salih de orada hala haber izliyor. Bizim böyle bir rutinimiz var. Haber izlemek. Çok teşekkür ederim. Haber izler böyle. Sizin de işleriniz öyle midir? Ben film izlerim, Salih haber izler. İşte böyle bir farklı karakterdeyiz. Normal ya o. Yani normal bir şey. Kadınlar belki haberden sıkılıyor olabilir. Ama ben de bir ara çok izliyordum. Ama şu ara bilmiyorum, istemiyorum. İçim daralıyor. Gündemi takip etmemiz lazım. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Tamam. Senin yanında hemen böyle küçük gecekonduların olduğu yerler var. Biz bunların önünde yürümeyi çok seviyoruz Salih'le. Daha böyle doğal köy hayatı gibi geliyor bize açıkçası. Anam köpek. Böyle hoşumuza gidiyor. Baksanıza, hemen şurada da bizim site yani, kocaman. Buradaki evlerin yanından. Sitenin içinde de gitmiyoruz. Böyle havuzun kenarından da yürümek istemiyoruz. Böyle daha hoş oluyor. Leylek böyle bizim üstümüzde dönmeye başladı. Ama hep yuvarlak çiziyor Salih, farkında mısın? Böyle neden bilmiyorum ama biz gittiğimizden kalktı, şuradaki yuvasından havalandı ve Salih'le benim üzerimde yuvarlak çizmeye başladı. Salih Bey, ne yapıyorsunuz? Burada yürüyüş yapmak daha zevkli değil mi? Sitenin içinden. Burası biraz daha doğal bir yer. Bak şurada leylek yuvası var. Gösterdim. Değişik ya. Hı. Şehrin merkezinde böyle Köy gibi. leylekleri görmek, köy gibi hissetmek güzel bir şey. Evet ya, inşallah buralar yıkılmaz. Gitti, leylek de gitti şimdi. Ne, yuvasına mı gitti? Aa, orada bakın. Yuvasının başında dönüyor şimdi de. Evet, şimdi Salih'le burada bir şey ekmişler. Ne ektiklerini merak ettiğimiz için buraya geldik. Bu ne? Ispanak. Hı, ıspanak ekmişler bakın. Bir sürü ıspanak. Salih anlamadı. Dedi ki salatalık mı ektiler ki acaba, dedi de. Zaten anlayamadım ya. Ispanak ekmişler ama ne kadar da güzel değil mi? Bakın yarısını da yoğurmuşlar. Muhtemelen satmaya götürüyorlar buradan. Güzel ya. Şurada da kavaklar. Ve yine maydanoz, dereotu, roka tere ekiyorlar ve buradan götürüp satıyorlar. Genelde böyle şeyler ekiyorlar buraya. Hmm. Sulak bir yer burası da. Aynen. Şu kelebeğin güzelliğine bakın. Allah'ım, ne güzel yaratmışsın sen öyle. Şuna bak. Bakın. Efsane renkleri, güzelliği. Ya Rabbi, maşallah, Allahu Ekber. Uçtu. Evet, şimdi burada gezerken şu papatyalardan topladım.
Çok güzeller ya. Bunu bir tane hemen vazoya koyacağım ve gider gitmez. Su mu koyacaksın altına? Evet. İnşallah. Yoksa ölürsün. Birkaç gün böyle dayanırlar. Çok güzeller değil mi böyle? Geçen bir tane toplamış. Arabanın da göğsüne koymuş, ön yüzüne. Yapışmış arabayı. Yapışmış, çürümüş, erimiş resmen. Çiçeği sıcaktı. Ya ben işte çiçekleri seviyorum. Paralı olsun, parasız olsun. Çiçek olsun yeter bana gerçekten. Birisi bana sen, alsın, almasın. Sen zaten bir çiçeksin. Ya. Bulunduğu veya dolayı bu özellik yok. Sen zaten... Siri, sen bir aradan çekil. Sen çiçeksin dedin, Siri konuşuyor. Böyle bir ayarım yok diyor. Benim var öyle bir ayarım Siri'cim. Ayarımı bozma. Ayarımı bozma beni. Tarla süren var, evet. Eken var, bahçe eken var. Hemen şurada da tarla ekip sürüp biçiyorlar. Yani bahçe ekiyorlar muhtemelen. Balkondan birkaç kişi de bize bakıyor. Merak etmeyin komşunuzuz. Kim bakıyor? Şu kırmızı çiçekler de çok güzel değil mi Salih? Her yerde evet, çiçek evet. Var dayanamıyorum. Onlar değişik ama ya böyle yaprak gibi. Çiçek gibi değil de. Evet, bilenleriniz var mı bilmiyorum. Şöyle bir sağ çiçeği var. Şu mor çiçeklerin içinden çıkıyor bu. Salih bir tanesini al alttan. Şu mu? Şu parmağımdaki. Ha şu. Aha. Onun içinden bir tane kök al. Ver bir. Dur. Onu düşürme. Pıtıyı hemen atıyor. Bak sana dedim atıyor. Dur. Ne ya böyle tohum atar. Gibi. Tohum herhalde. Aha. Tut onu iyice tut. Şimdi bu dönüyor. Şey düzgün tut onu. Dur. Şöyle. Buna bir sağ çiçeği diyoruz böyle. Dur Salih'in siyah tarafına doğru zoomlayayım da. Bu dönüyor. Bunu bilenleriniz varsa aşağıya yazın. Eskiden bunu bana annem göstermişti. Nasıl bir şeyse. Baksana. Hemen dönüyor. Muhtemelen bu çiçeğin tohumu kendini fırlattığına göre açılım yapıyor. Dur, oynatma. Bakın döndü gördünüz mü? Çocuklarınıza böyle bunları gösterebilirsiniz. Şöyle. Zoomlamıyor. Yaşayan bir şey bu ya. Evet. Şöyle. Bak içinde de 5 tane kılcal çubuk var. Değil mi? Hmm. Zoomlamadı. Ha şimdi. Böyle kıvrım kıvrım oldu. Dönüyor böyle. Şu siyahtayken mi daha iyi gösterdim? Evet şu an. Gördünüz mü nasıl döndü? Kendi dönüyor. Bakın Salih döndürmüyor. Bu kendi dönerek kıvrım oluşturuyor. Bak nasıl döndü. Gel kovan gibi. Hı. İşte bak ikinci katı çıkacak. Bu bayağı çıkıyor Salih. Hı. DNA gibi yapıyor kendini ha? Evet, salatayı şimdi şöylece hazırladım. Burada salatamız mevcut. Biraz fazla yaptım ki yarın akşam da salata yapmayayım. Direkt sofraya koyarım diye düşündüm. Hemen burada 2 dakikada bu tavuğu yapacağım. Orada da topladığımız çiçeklerimizi koydum. Böyle içerisine su koyarak. Çok da güzel oldu. Ay yakıştı da buraya böyle ahşaba şey. Yağlıkları da şuradan aldım buraya koydum. Birazcık orası düzenli olsun diye. Oradaki katlı şeyi kaldırdım. Böyle sürekli değiştireceğim artık sıkılıyorum böyle. Böyle değiştim yer değiştiririm. Sizler de değiştiriyorsunuzdur muhtemelen. Şunların içine azıcık sirke falan koyacağız. Ve bunlar da burada olacak. Mermer alacağım onların altına da. Bakalım. Ya bir de sizden bir şey daha soracaktım. Ben bu yağlıklardan hiç memnun değilim. Can bu markalı mıdır nedir? Çok akıtıyor. Bana akıtmayan bir çok da şık duran bir yağlık önerebilir misiniz? Bunlar annemin çeyizinden bana kalma tabaklar. Çok güzeller. Şunlara bakabiliyor musunuz? Böyle kız kardeşim böyle şeyleri sevmiyor ama ben çok seviyorum. Sizlerin de annesinin çeyizinde vardır muhtemelen bu tarz tabaklar. Tabii kız kardeşime de sorarak aldım bunları. Böyle makarna tabakları diye geçiyor bunlar. Çok şık, çok güzel. Şimdi salataları bunlarda sunum ediyorum ama ne kadar güzel değil mi? Böyle markası da şöyleymiş.
İngiltere markası. Orijinal bir ürün. Baktım ben, kontrol ettirdim. Bayağı da pahalıymış bu ürün. Ama çok güzel böyle. Çok hoşuma gidiyor. Burada da tavuklarımız kızarıyor. Hemen onu çevireceğim. Hafif bir yağ koydum. Çok yağ yok bunda da. Böyle. Salatayı da yaptım. Hemen yemeğimizi yiyip geçeriz artık biraz. Ya çok şık durdu pembe tabaklar. Ay, çok seviyorum böyle tabak çamak şeylerini ya. Böyle çiçekleri, evi seviyorum. Evle uğraşmayı seviyorum açıkçası. Evet, biz hazırlandık ve İsterer'e doğru yol almaya başladık. Balkon takımı için bazı yerlere baktık ve 20.000 TL'ye kadar fiyat söylendi sürekli bize. Ama bunlar bize afaki rakamlar geliyor açıkçası. Sitelerde de birkaç tane online'da bakmıştım. Bir de birkaç kişi bir yerlerden almış böyle. Oralara gidip bakacağız, fiyatlarına bakacağız. Uygun fiyatlı tahta istiyorum açıkçası, daha doğal, natürel olsun diye. Bir tane üçlü, iki tane tekli diye düşündüm açıkçası. Aslında orayı ölçseydik iyi olurdu. Ha Salih? Yok, sığar ya. Şey, sığar değil mi? Ben aslında bir tane ikili, iki tane tekli dedim. Annem de şey dedi, belki dedi balkonda uzanmak istersiniz dedi. Yorgunken dedi, Salih işte ders çalıştıktan sonra balkona çıkıp uzanmak ister dedi. O yüzden dedi bence üçlü yaptırın dedim. İkili tekli teklilerde bir de puf oluyor iki tane. Hı hı. O yüzden de yani, annemin dediği de mantıklı değil mi? 6 kişilik oluyor. Hı. Üçlü tekli tekli de 5 kişilik oluyor. Yeter o ya. Annemin dediği de mantıklı. Hani belki uzanmak ya, istersiniz evet, balkonda dedi ya. Yani uzanmak için mantıklı. O yüzden bir üçlü tekli tekli alacağız. Çilek. Yeni dünya. Onlar da çok pahalı söylüyor. Benim ilk sevdiğim meyve var bu aralar. İki tane meyve. Dayanamıyorum. Sürekli bunları yemek istiyorum. Bir çilek. İki de yeni dünya. Ama ne olur eve giderken yeni dünya alalım. Lütfen. Bakarız gülüm. Aynen. Salatamızı da yedik. Suyumuzu da ihmal etmiyoruz. Şimdi de yola doğru yol aldık. Bagajda su var bir tane. Var mı? 1,5 litre mi? Süpersin. Onu ben koymuştum değil mi? Kaya giderken. Onu sen koymuştun evet. İyi, süper. 1,5 litre içtim, 1,5 litre daha içeceğim. Bugün de çok güzel bir haber aldık açıkçası. Ben sevindiğim bir haber. Cumhurbaşkanımız memurlara... Niye söyle? Mutfak masası için bunu görmüş olsaydım kesinlikle bunu alırdım. Çok güzelmiş. Aşkım bu çok güzelmiş değil mi? Salona istediğim masa böyle bir şey. Bu tarz kenarları çok çok yamuk olmayacak. Şu tarz, şunun gibi çok yamuk olmasını da istemiyorum ama böyle bir masa istiyorum açıkçası. Çok güzel değil mi? Salihlerin bahçeye böyle bir şey çok güzel olurdu. Orman gibi özel. Aa, şu da çok güzelmiş. Bunlar çok büyük. Üçlülerde şey olmuyor değil mi? Puf. Şu masa da çok güzel. Ve şu mermer masalar da hoşuma gidiyor. Bakalım burada da. Aa, bu da güzelmiş. Fiyatını öğrenelim. Ama ben şeysiz istiyorum, düğmesiz istiyorum. Evet, biz şimdi tekrardan bahçe balkon mobilyalarımızı bakmaya geldik. Bayağı da güzel, çok çeşitli olan bir yer var burada. Abi de çok iyi maşallah. Hanımıyla da görüştük. Burada karar kılacağız inşallah. Sizlere de birazdan modelleri de gösteririm. İşte eğer ki yaptırmak isteyenler olursa benimle iletişime geçebilir. İletişim bilgilerini, sosyal medya adreslerini hepsini veririm sizlere. Muhteşem bir yer ve tüm piyasadan çok daha uyguna veriyorlar. Kesinlikle reklam değil. Büyük bir tavsiye olsun size. Buraya gelip alın. Zaten gidip almak istediğim yerde burasıydı açıkçası. Evet, şöyle bir takım var. Böyle var. Masaları farklı bunların. Şöyle bir takım var. Böyle üçlü tekli tekli. Biz üçlü tekli tekli istiyoruz. Böyle masaları hep değişiyor. Koltuklar da değişiyor böyle. Tarzları farklı farklı. Şimdi Salih de buraya oturmuş. Zaten seçersem de koltukların rengini bu renkse isteyeceğim. Şu renkte.
Şu koltukların rengi de şöyle olsun istiyorum açıkçası. Daha açık olsun, fresh fresh. Böyle. Evet. Salih de bunu hatırladı. Masamız olursa bu olacak. Şöyle. Bu renkte olacak. Çok güzel olmuş değil mi buralar? Bu renk istiyorum. Bu renk istiyorum. Şimdi biz bu modeli seçtik. Bu koltuğu seçtik. Bakın çok karışık bir şey olacak. Şimdi bu koltuğu seçtik. Üçlü tekli tekli. Bu koltuğun masasını seçtik. Ve bunun da rengini seçtik. Böyle koyu bir renk istedim. Ve renk olarak da şu en açık rengi seçtik böyle. Şu rengi seçtim. Bunun bir tık daha açığı. Yastıklar da aynı renk olacak. Burayı da Ömre Deko diye. Şimdi dışarıdan da göstereceğim. Buranın konumunu da aşağıdaki linke eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi Ömre Deko'daki abilerle tanıştıracağım. Benden gelenlere yine yardımcı olacak fiyat olarak. Sizinle iletişim halinde olacak. Evet, karşımızda da Ömre Deko'nun sahibi var. Abisiniz. Recep Güler ben. Merhabalar. Merhabalar. Kanallarına hoş geldiniz. Sümeyye Salih YouTube kanalında evet. Gelen müşterimize özel fiyatlarda yardımcı olacağız inşallah. Evet. Sözünü aldık. Hepinizi bekleriz. Çok uygun. Gerçekten sitelerde, Ankara sitelerde en uygun yer diyorum Bahçe ben. Bahçe Balkon Mobilyası'nda Yerli Ahşap'ta. İddialıyız çok şükür. Yani evet. Ve taksit imkanlarınız da var. Taksit hani... imkanlarımız da var. Şehir içi, şehir dışı da var herhalde. Tabii. Türkiye'nin her yerine ambarlarla gönderiyoruz. Evet. Yozgat'a bile gitmiş ya. Yozgat'a, her yer. Muğla, Marmaris, Van, evet. Elazığ her yere gidiyor ya yani, çok şükür. Bizim de evimize bir hafta içinde gelecek. Yine videolar çekeriz. Hızlı teslimat çok evet. Şükür. O da mevcut. Çok aynı. Ve malzeme kalitesi çok iyi gerçekten. Evet. Yani gözünüz kapalı alabilirsiniz. Kesinlikle ama öyle. Zaten adresinizi de aşağıya eklerim. Hem Instagram hem buranın adresini. Siz gelip İnşallah. Bakarlar. Gerçekten İnşallah. Hiçbir şey olmasa da Recep abinin yanına gelin bir kahve için sohbet edin. Yine almak istersiniz yani. Evet, şimdi Ömre Deko'nun sayfasında şöyle Ömre Deko diye. Numaraları da şurada 0505 501 0607. Buradan benim dayımlar almıştı bir hafta önce. Şimdi de ben alıyorum. Çok memnun ayırdım. Çünkü o kadar çok gezdik ki biliyorsunuz siz şahitsiniz. Sürekli her yeri geziyorduk Salih'le beraber. Güzel güzel gerçekten. Çok kaliteli. Uygun fiyatı aldık yani. Yani yok. Para verip fiyatı aldık. Şimdi yalan söylemeyelim. Fiyatı da uygun. Kalitesi de çok iyi. Evet, şimdi ben para verip aldım. Ki işbirliği de olmuş olsaydı yine verirdim para. Çünkü yani ben sevmiyorum. Birazcık da olsa değil mi? Ben onlar geliyorsa ben de giderim hani maddi olarak. O yüzden böyle bir şey yaptık. Çok da memnun kaldık açıkçası. Aynen çok uyguna aldık elhamdülillah. Şimdi markete geldik de Salih'le beraber. Aa Stanley. Salih'e bu termoslardan almayı düşünüyorum. Şöyle Stanley'in. Bir tane aldık da English Home'dan. Yine de böyle bir tane de şey olsun istiyoruz. Kaliteli bir şey olsun da istiyoruz. Ha? Güzel bak. Stanley daha iyi değil mi? Alaaddin. Onu bilmiyorum ki. Fiyatı da aynı Stanley'le aynı şey fiyatlar. Şimdi buradan sebze alacağız. Çünkü çok fazla sebzemiz kalmadı. Yemeklik sebze. Aa Joseph. Benim şeyim. Bak gördün mü? Kesme tahtam. Kesme tahtamı soruyordunuz. Joseph'ten yurt dışından getirttim ben. Burada 1000 TL'ymiş ama ben bu fiyatı vermedim. Allah var. Aynısı değil evet. Bu eski modeli. Benimki 4 modeli. Bu eski modeli. Alacaklara tavsiye ederim. Güzel bir marka. Hani güzel bir ürün. Ama buradan almayın. Burada biraz pahalı gibi. Ben bunları nişan kaplarım için kullandım. 50'lisi 152 TL'ymiş. Online'da da 100 TL gibi bir rakam var. Burada da kapaklısı var. Bunlardan alabilirsiniz. Online'da birazcık sanki daha mı uyguna geliyor bilmiyorum. Burası Metro Market. Metro Market'te bu tarz şeyler varmış. Bilmiyordum. Şöyle şunlardan mesela alıp dolaba tek pişirimlik bir şeyler koyabilirsiniz. Bazen hani yufka bebekler için şey yapıyorsunuz ya kıyma. Bunların içine koy. Kaldır. Çok güzel. Hiç böyle bir gelin olmadım. Yasemin ablam beni duyuyorsa biliyordur. O böyle misafir geldiğinde bunları şeyin içine koyuyor. Çay bardaklarının tabaklarının altına koyuyor. Hiç öyle bir gelin olmadım maalesef. Şıkır şıkır. Ben öyle değilim.
Dekoratif önem veriyorum ama öyle değilim maalesef. Şuna mutfaktaki karışıklarını falan koymak istedim de çok kısaymış. Dedim geri yok dedim. O camdan kurtulmak istiyorum. Bu cipsli şeyleri falan koymak için böyle bir şey de alabilirim. Bunlar da çok hoşmuş. Şu tepsilerden falan. Şunlar da güzel duruyor. Şeyli ama online'da daha uyguna bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi gezerken böyle bir şey gördük. Deniz tuzlu nohut çereziymiş. Bunlar herhalde yurt dışında yapıyorlar çoğunlukla. Biz niye şaşırdık? Şurada kokoreçin fiyatını gördük. 1000 lira yazmışlar. O 3 kilo ama. Yine de pahalı değil mi? Yani pahalı. Bağırsak ya sonuçta. Şeyden fazla, etten. Etten fazla, 1-2 lira. 2-3 kilo bile olsa yani kilosu 300. Ne? 310-320. Bunlar biraz abartıyor metro. 340'a falan getiriyorlar. Evet, biz şimdi eve geldik. Efendim? Sular niye güneşe duruyor? Durmaz. Koyarsa takıntılı ya. Sular niye? Tamam, biraz emmeyeceğim. Sakin ol. Nerede? Güneşte durmasın bunlar. Sizin de işiniz böyle. Tamam, sadece güneş yok demiyor ki. Güneş değiyor. Hayır, olmaz bu. Şey yapar. Hastalık yapar ya. Plastik şişe güneşte durur mu? Hadi bakalım. Aşağıya koy. Aşağıda bir şey olmaz. Sen de getir. Ya. Üç tane şey aşağı koy, ne olacak? Evet, şimdi neler aldıklarımıza. Evet, şimdi neler aldıklarımıza gelecek olursak. Evde meyve namına hiçbir şey kalmamıştı. Böyle bir tane şey aldık. Malta eriği aldık. Yeni Dünya'da diğer ismi. Elma aldık. Böyle. Akşama mantar yapacağım. Ve bir de karpuz aldık. Salih yiyor. Ben elma meyve falan yiyorum. Ben karpuzla aram yok. Severim ama çok yemiyorum da böyle. Balkon takımını aldık ya. Salih diyor artık senden kurtuldum diyor. Oo, trafiği gördün mü? Bugün miting var. Trafik kapanmış, felç olmuş durumda. Çok sıcak burası da ya. Hmm. Cam balkon kapanınca iyi oldu yani. Dün sabah yürüyüş yaptığımız yerde burasıydı işte. İçerisinde yürüyüş yaptık. Evet, yemeğimiz hazır. Mantarlı sote yaptım. Burada da ayıracağız. Şu çiçekler çok güzel duruyor. Şimdi de karpuz doğradım birazcık. Bu karpuzda kabak çıktı ve salata var. Yeterli bence bu evet, kadar. Evet, Salih Can Polat ders başına oturdu. Görevimiz. Göreviniz. Konu ne? Ticaret. Ticaret hukuku mu? Hı hı. Yine sunum. Sen bu sunumlarla makale yapsan da bizim öğrenci hukuk mezunu öğrencilerimiz de var. Hukuk okuyanlar da. Bunları yayınlasan da onlar da okusa ya. Yayınlayacağım zaten. Evet, Salih tüm makalelerini yayınlayacak. Nerede? Akademiyada yayınlarsın. Başka? Hayır. Ya? Farklı dergiler var. Onları da yayınlayacağım. Ama akademiyada da yayınlayabilirsin. Akademiya bir dergi değil ki. Ama iyi yani. Kolay ulaşılabilir. Bir şey. Kolay ulaşılabilir bir yer orası. Ama onun bir şey yok. Akademik bir... Anladım. O zaman sen dersin çalış. Hı hı. Ben de şey yapayım. Bulaşıkları yıkayayım. Tamamdır. Evet, dün evi iyice bir temizledik. Dün evi o kadar iyi temizledik ki anlatamam size. Şimdi de şuraları toparlayacağım. Karpuzda şey çıktı. Kabak çıktı. Böyle. Şimdi buraları toparlayacağım. Kusura bakmayın. Buraları görmeyin. Herkesin evinde olan bir şeydir bu.